Merhaba. Bugün yine 50 tane soru çözeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beğenmeyi unutmayın. Beğenerek kanalı ve beni desteklemiş olursunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Bu özel ricam da sizden başlayalım. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? Çalışmaz. Sarsıntılı, sarsıntısız, yüksek rolantide. Buji ne işe yarıyordu arkadaşlar? Benzinli araçlarda ateşlemeyi sağlıyordu. Biri çıkmışsa ne olur? B seçeneği sarsıntılı çalışır Bunda şurada gösterelim. Buji ne işe yararmış? Ateşlemeyi sağlar. Buji kurum bağlanmışsa, kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa ateşleme yapmaz. Bujilerden biri ateşlemezse motor titreyerek sarsıntılı düzensiz çalışır. Motor güçten düşer, yakıt sarfiyatı artar. Bujiler belli kilometre sonunda değiştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bujiler elektrik, elektrik ateşlemeyi sağlıyor fakat... E, şu da önemli bir bilgi Yakıt tüketimine faydası var eğer bujileriniz yeni ve Sağlıklıysa yakıt tüketiminiz düşer Eğer bujileriniz eski ve sağlıksızsa yakıt tüketiminiz artar Bu da yine sınavda gerekli bir bilgi Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsün hangisini yapması yanlıştır Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması Daha erken davranarak öndeki aracı geçmeye başlaması Aracı izlediği şeridin sağında sürmesi Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Bir araç sizi geçmeye çalışırken ne yapıyorsunuz? Sağa geçiyorsunuz darsa yardımcı olmak adına. Şeridinizin sağından sürüyorsunuz. Okey bunlar artı. Uzağa gösteren lambalarınız yanıyorsa değiştirip yakını göstereni yakıyorsunuz. Fakat o sizi geçiyor diye hemen acelecilik yapıp beni geçmeden ben de öndekini geçeyim demeye başlamak, geçmeye başlamak yanlış. Adam sizi geçmeye başlamış zaten halihazırda. Onun için şaşırtmayın adamı. Cevap B seçeneği. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motor taşta ne ad verilir? Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet. Şimdi bu soruda çok şaşırılıyor. Sebebi de 9 deyince böyle o 9. Cevap otomobil. Kimseye ihtimal vermiyor. Otomobil diyor hocam 5 kişi oturuluyor filan diyor. İşte o iş öyle değil. Şuraya bakalım neden öyle olmadığını. Bunlar çıkıyor arkadaşlar. Sürücüsü dahil 9 derse otomobil. Ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen derse kamyonet. 9'dan fazla olan yeri derse otobüs. 17 yaşmayanlara minibüs diyoruz. Kamyonda 3,5 tondan yüksek olanlara da kamyon diyoruz. Bu tanımlar önemli. Bunların fotoğrafını çekin. Geçelim. Karayollar trafik kanununa göre bakanlıklardan hangisi trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur? Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Turizm, Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın var. İlk yardım yapıyor. İçişlerinin var. Zaten Kültür Turizm bunun da var arkadaşlar. Trafikle ilgili. Karayollar olsun. Türk Türk olsun buraya bağlı. Kültür, turizm hiç alakasız bir şey burada. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? Geçiş yolu, geçiş hakkı, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü. Yaya ve araçların diğer araç ve yaya kullanıcılarına göre. B seçeneği geçiş hakkı. Geçiş üstünlüğü neydi? O arkadaşlar ambulans, itfaiye gibi hayati önem taşıyan cips dediğimiz bizim araçlar var. Onları taşıyan araçlara verilen öncelik de Bununla bunu karıştırmayın. Motorun çalışma sıcaklığına geç ulaşması hangisinin arızalı olduğunu gösterir. Radyatör, termostat, yağ filtresi, devirdaim pompası. Şimdi çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra belirli bir ısıda tutan motor soğutma suyunu termostat. Bizim evlerdeki kettle gibi. Kettle. Termostatın görevi nedir? Aracın çok ısınmasını ya da çok soğumasını engelliyor. Yani ideal ısıda kalmasını sağlıyor. Kettle de öyle ya soğuduğu zaman tekrar çalışıyor. Çok ısındığı zaman beklemeye alıyor. İlk yardımcının insan vücudu ve yapısı işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarı ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır? Dolaşım, hareket, sindirim, solunum. Anahtar kelimelerin altını çizdim. Kalp, kan, kan damarı. Cevabımız nedir? B demek isterdim ama pardon A seçeneği. A seçeneği arkadaşlar. Dolaşım sistemi. Şimdi şöyle anlatalım bunu. Dolaşım sistemi neymiş? Kalp, kan. Yani burada aslında dolaşım derken kanın vücutta dolaşımını kastediyorum. Dolaşım sistemi dediğimizde kanın vücutta dolaşımından bahseder. Yani dolayısıyla kanın vücutta dolaşımına yardımcı olan her şey. Kalp, damar, kan. Bunların hepsi dolaşım sistemi içerisinde yer alır. Burada önemli şeyler nelerdir mesela? Oksijen, besin, hormon gibi şeyler taşır kan. Kim taşıyormuş? Kan. Bu sınav sorusu. Yine arkadaşlar insan vücudunun 1 bölü 13 oranında kan vardır. Vücuttaki kan miktarının %20'si kaybedilirse hayati tehlike başlar. Yetişkin bir kişide nabız sayısı 60-100, çocuklarda 100-200, bebeklerde 100-140'tır. 100-120 pardon şurası. Bunlar önemli. Burada önemli şeyleri yazdım. Dolaşımla ilgili çıkabilecek tüm sorular burada. Bunlar mutlaka bilin. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeler arasında yer alır? burkulan bölgeye masaj yapılması, burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan bölge sıcak uygulama yapılması, şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Cevabımız kırık çıkık burkulmada D seçeneği arkadaşlar bu yapılabiliyor burkulmada şişliği azaltmak için. Şimdi burkulma neymiş bakalım. Burkulma eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması. Burkulma belirtileri, ağrı, şişlik, kıza, işlev belgesi. İlk yardım nedir? Hareket ettirmeyeceksin, yukarı kaldıracaksın bak şişliği azaltmak için. Bunlar önemli. Kırık derse bakın eklemden bahsediyorsa çıkık ya da burkulmadır. Kırıktan bahsediyorsa kemikten bahseder. Onu da karıştırmayın. Eğer eklemden bahsederse burkulma ya da çıkıktır. Kemiklerden bahsediyorsa kırıktır. Kaza yapmış bir araçta devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa yaralılar araçtan ne zaman çıkartılmalıdır? Hiçbir zaman hiç zaman kaybetmeden hemen araç sabit bir hale getirildikten sonra, aracın cinsi ve model tespit edildikten sonra araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra. Buradaki cevabımız nedir? Bakın devrilme tehlikesi varmış. Tabii ki önce can sonra canan yani önce kendi güvenliğimizi alacağız yani aracı sabitleyeceğiz. Sonra yaralıyı çıkartacağız. Araç lastiği değiştirilirken aracın kiriko ile kaldırılması durumunda hangisi yapılır? El freni bırakılır, vites boşalınır, debriyaja basılır, tekerleklere takoz konulur. Cevabımız nedir? Araç ne ile kaldırılıyormuş? Kiriko onu da sorabilirler. Cevap D. Tekerleklere takos konulur ya da el freni çekilir. Bakın bırakılır demiş. Çekilir deseydi cevap bu da olabilirdi. İşte bunun amacı nedir? Aracı sabitlemek, hareket etmesini engellemek. Animasyonlu soru. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? Kavgacı, heyecanlı, kaygılı, sabırsız. Dikkat ettiğiniz üzere sürücü yolda gidiyor. Öndeki araç duruyor. Mecburiyetten ya da keyfiyetten de olabilir. Hiç fark etmez. Bizim sürücümüz ne yapıyor? Bakın el kol hareketi yapıyor. Bakın bu esnada kornaya basıyor. Bakın korna orada ya arkadaşlar. Yani öndeki araca karşı nasıl bir tavrı var? Cevap D seçeneği sabırsız olduğunu görüyoruz. Geçelim. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız nedir? Temiz saf suyla Antifriz karışımından oluşan Sıvımız motor soğutma suyudur Antifrizin için kullanıyoruz biz donmayı önlüyor Çok soğuk havalarda donmayı önlüyor aynı zamanda başka neye Önlüyormuş bakın Donma ve korozyon yani pası korozyonu kireci önlüyormuş e, Kireci önlediği için birçok da faydası vardır zaten evdeki çaydanlıklardan düşünün Yani uzun süre kireci Çözündürmezsek ne oluyor Çaydanlığın gideri tıkanıyor mesela Burada da araçta da aynı. Uzun süre kireçlenme olursa o kabloların, boruların içerisi tıkanır. Dolayısıyla aracın performansı da düşer bundan dolayı. O zaman antipriz önemli diyoruz. Benzinli motorlarda emme zamanında silindire hangisi alınır? Hidrolik yağ, sadece hava, sadece yakıt, yakıt hava karışımı. Burada iki önemli yer var. Biri benzinli, biri de emme zamanı. Benzinli araçlarda yakıt hava karışımı emilir arkadaşlar. Unutmayın benzin yakıt hava. Şurada göstereyim dizelle farkı ne? Bakın burada küçük bir fark var. Bu dizel aracın zamanları bu zamanlarda çıkıyor. Emme sıkıştırma ateşleme egzoz sıralaması da çıkabilir. Bunu da ekran fotoğrafını alın. Bakın benzinli araçlarda yakıt ve hava emilirmiş. Dizel araçlarda hava emilir. Bazen bunu da sorabilir. Dizel araçlarda emme zamanda ne emilir diye sorarsa sadece hava bakın. Sonra işte sıkıştırılıyor. Benzine de buji ile ateşleniyor. Dizelde enjektörle püskürtme yöntemiyle ateşleme gerçekleşiyor. Unutmayın bunu da. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekiyor? Rot, far, süba, prolenti. Sorunun içerisinde yine cevabımız var. Far değişimi yapıldıktan sonra farların ayarı yapılır. İşte far ayarında arkadaşlar uzunlar 100 metreyi, kısalar 25 metreyi aydınlatacak. Onun aydınlatma açısı, uzunlar ne kadar aşağı bakacak, yukarı kısalar ne kadar uzağa bakacak onların ayarlarını yapıyoruz. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? İşaretimize baktık. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını duraklama ve park etmenin yasağını, yolun araç trafiğine kapalı olduğunu, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini. Arkadaşlar siyah çizgili bu şekilde bile ha görseniz bir şeyi sona erdiriyor. Yani D seçeneği yasaklama ve kısıtlamaları sona erdiriyor. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş veya oturuş pozisyonda taşınması sakıncalıdır? Gözünüzde canlandırıyorsunuz yarı oturuş ve oturuş pozisyonun öncelikle. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi kaburgalarında kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, açık göğüs yaralanması olanlar, kol ve köpücük kemiğinde kırık olanlar. Oturuş yapılır mı arkadaşlar? Ce cevabımız nedir? B seçeneği kalça kemiğinde kırık olan adamı oturtursanız ne yaparsınız? Adamı mefta edersiniz. Yani iyice durumunu ağırlaştırırsınız. Sakıncalıdır yani. Geçelim. Sırttan bastırma metodu ile suni solunum hangi durumda tercih edilmelidir? Ol yani Omurga yaralanmalarında, kapalı göğüs yaralanmalarında, boylamasına karın yaralanmalarında, ağız burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında. Arkadaşlar bu yöntem çok kullanılan bir yöntem değil. Yani güncelliğini de biraz kaybetmiş. Dolayısıyla çıkmaz diye düşünüyorum. Ee, çıkacağını da zannetmiyorum ama daha önce çıkmış eskiden 2015'li yıllarda ama o zaman günceldi o zaman uygulanan bir yöntemdi fakat artık uygulanmıyor yani o zaman çıktı şimdi çıkacağı anlamına gelmiyor doğru cevabımız D seçeneği az ve burun çevresinde kanamalı yaralanmalarda bu yöntemi uyguluyoruz yani demem o ki ben yine de koyayım denk gelebilir genel olarak çıkmıyor şansınızda çıkarsa o da, o da sizin şansınız Ha şunu bilin işte ağız burun çevresinin yaralanması kısmını. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir? Aracın elektrik ihtiyacını karşılamak, yaya, yayların salınımını kontrol altına almak, silindire benzin hava karışımı göndermek, silindirdeki benzin hava karışımını ateşlemek. Doğru cevabımız yakıt sistemi. C seçeneği benzin hava karışımını göndermek arkadaşlar silindire. Yakıt sisteminin görevi budur. Geçelim. Marş yapıldığında marş motoru çalışmıyorsa sebebi hangisi olabilir? Akünün boşalması, depodaki yakıtın bitmesi, termostatın arızalanması, bujilere akımın gelmemesi. Marş yaptığında marş motoru çalışmıyorsa. Doğru cevap nedir? Akü boşalmış olabilir. Şimdi maaş sistemi ile ilgili neler gelir karşımıza? Onlara değinelim sınavda. Başka. Zaten sorumuzun biri bu. Başka ne gelir? Motorun çalışması için ilk hareketi veren sistem marş sistemi. Marş yapma süresi 15 saniyeden uzun olmamalı. Araç çalışmazsa eğer marş yaptınız çalışmazsa biraz bekleyip sonra tekrar yapacaksınız. Arka arkaya marş yapmayacaksınız. Uzun süre sıkça marş yapılırsa ne oluyormuş? Akümülatör yani akü boşalıyor. Motor çalışıyorken tekrar marş yapılmamalıdır. Eğer motor çalışır haldeyken tekrar marş yapılırsa marş dişlisi, volan dişlisi zarar görür. Motor çalıştırmak için uz uzun süre sıkça marş yapılmamalıdır söyledik. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklanmalıdır bu. Bakın marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akü boşalmıştır. Bitmiştir yani. Marş sistemi ile ilgili bunlar da bilmeniz iyi olur. Çünkü buradan çıkabilir soru. 3, 4, 6, 7 tane bilgi var burada. Bakalım geçelim. 3 şeritli bir otoyolda kamyonlar için hangi şeridi kullanmak yasaktır? En sol şeridi, en sağ şeridi, orta şeridi hepsi. Cevabımız nedir bu sorumuzda? Değerli arkadaşlar bu sorumuzda cevabımız A seçeneği. En sol şeridi kullanmalar yasaktır. Bununla ilgili kesinlikle sınavda geliyor soru. Bakın şu şekilde Instagram'da da paylaştım bunun fotoğrafını. Bakın arkadaşlar otoyollarda bu şekilde levhalar olur. Bak levha ne diyor biliyor musunuz? En sağ şeritte kamyonlar gidecek diyor. Bakın burada ne var? Kamyon. Kamyon buraya geçebilir orta şeride. Fakat sollamak için kullanacak. Yani burada sollama yapmak için kullanabilir orta şeride. Ama bak en sol şeritte çarpı koymuş. Kamyon kesinlikle buraya geçemez. Otobüs kesinlikle geçemez. Sollamak için dahi olsa geçemez arkadaşlar. Zaten otobanda bu şekilde Lehalar görürsünüz Mesela ot otomobilde ne diyor düz gitsin diyor orta şeridi kullansın diyor otomobil içinde O da mesela sol şeridi kullanması yasak ama kesinlikle yasak değil Sollama amaçlı burayı kullanabilir Ama kamyon kesinlikle kullanamaz Çünkü sollama yaparken dahi kullanamaz yani bakın ee, Onun için dikkat etmek gerekiyor bu tür sorulara mutlaka dikkatli bakarsanız çözersiniz. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki iki az ışının mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir? Cevabım nedir arkadaşlar? Tabii ki bu farlar zaten şu şekilde ileriye doğru bakıyorsa yönü uzun farlar gösteriyor arkadaşlar. Mavi renkte ise uzun. Onu da altını çizmişiz özellikle. Yeşil renkte ise kısa farlar. Farlarla ilgili şurada birkaç hatırlatma yapayım en çok çıkan şeyleri. Bakın arkadaşlar atan sigorta aynı amper sigorta ile değiştirir. Farlarda yapılan ayarlar farlarda yapılan ayar far ayardır. Bunu da soruyorlar. Farlarla ilgili bir işlem yapıldıysa arabaya far ayarının yapılması gerekiyor. Kısa mesafedeki farlar 25 metre uzun mesafedeki farlar 100 metreye kadar aydınlatır. Yine şu az önceki sorumuz şuydu. Mavi renkte ise arkadaşlar gösterge panelindeki şekil. Uzun farlardır yeşilse Kısa farlardır bakın Yine aracın kilometre değeri göstermiyorsa teli kopmuştur Rumörk takılan araçların elektrik Kablo bağlantısı mutlaka takılmalıdır bu da yine bir sınav sorusu özellikle Çünkü arkadaşlar arkadan gelen araç sizin sinyalinizi fren lambanızı görmesi lazım onun için Rumörke takıldığı zaman bir araca Mutlaka elektrik sistemini devreye almanız lazım onun için de kablo bağlantısını yapıyoruz Geçelim. Dönel kavşakta geriye dönüşlerde hangisinin yapılması yasaktır? A. Adat tarafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek. B. Dönüş sonrası hızını gerektirdiği şeride girmek. C. O, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçmek. D. Sağa sola dönüş kurallarına uymak. Yasak olanı soruyor bize. Tabii ki A seçeneği Adat tarafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek yasaktır. Şu ada arkadaşlar bu adalarla ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. İşte burada gereksiz şerit değiştirmek yasaktır. Bununla ilgili levhamız bu. Döner kavşak levhasıdır. Ada dediği şey bu. Şimdi bununla ilgili sorarsa bazen geçiş sorusu sorabilir bu adalarla ilgili. O da ne olur arkadaşlar? Bakın gördüğünüz üzere burada iki tane aracımız var. Biri bir numaralı araç, diğer iki numaralı araç. Bu şekildeki soruyu verir size hangisi önce geçmelidir ya da hangisinindir buradaki yol hakkıdır. Eğer böyle bir soru gelirse buradaki yol hakkı kimindir bu fotoğrafa göre? Tabii ki iki numaralı aracındır Neden? Kim ada içine önce girmişse yol onundur arkadaşlar. Ada etrafında dönen ada içerisindeki bulunan aracındır geçiş hakkı. Bakın geçiş üstünlüğü kavşak içerisindeki araca aittir. Bunu da bilmenizde fayda var. Geçelim. Kamyon, kamyonet, römorklarda yükle birlikte yolcu taşırken hangisinin yapılması yasaktır? Yüklerin bağlanması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, kasanın yan ve arka kapakların kapatılması, yolcuların kasa içerisinde ayrılmış bir yere oturtulması. Yanlış olan arıyoruz, yasak olanı. Cevabımız tabii ki B seçeneği. Yüklerin bağlanması doğru. Yolcular yüklerin üzerine oturtmuyoruz. Bu yanlış bir hareket. Kasanın yan ve arka kapaklarını kapatıyoruz. Yolcular ayrı bir alana oturuluyor. Yüklerin üzerine oturmuyor. Yine burada yükle birlikte yolcu taşınırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım mesela şu çok komik olsun diye koydum. 120 santim elle tutulacak sağlam korkuluk olması lazım. Yolcular özellikle şu önemli yüklerin üzerine binmeyecek. Kasa içerisinde ayrılmış bir alana binecek. Unutmayın bunu da. Geçelim. Şekilde bir numaralı araç 80 km saat hızla seyrederken öndeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Hız neymiş? 80. Cevabımız nedir? 82'ye bölüyoruz 40 buluyoruz. Cevap D seçeneği. Şimdi bu takip mesafesi önemli. Onunla ilgili neler görebiliriz? Neler bilmemiz gerekiyor? İnceleyelim. Takip mesafesi dediğimiz şey 88-89 kural olarak da bilinir. 2 saniyedeki yoldur. Yine takip mesafesinde 2 saniye kelimesi geçer. 88-89 geçerse bunun takip mesafesinden bahsettiğini bilmeniz gerekiyor. Bir de şu önemli. Kol ve grup halinde yani konvoy şeklinde araç kullananlara araçlar arasında kendilerini sollayıp geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar açıklık bulundurmak zorundadırlar. Konvoylarda neymiş? Diğer araçlar kendi aralarına girecek kadar açıklık bulundurmalıymış. Yine diğer çok çok önemli bir husus. Takip mesafesi 2'ye bölerek buluyoruz ya biz mesela 100 ile giden araç 2'ye böl 50. 70 ile giden aracı 2'ye böl 70. Tehlikeli maddeli araçlarda bu yanlış. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüler yerleşim birimi dışındaki karayollarında araçları en az 50 metre mesafeden takip edecek. Bu çok önemli bir soru. Göz kafa karıştırabilir. Onun için bilin bunu. Geçelim bunu da. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli, uzağa gösteren ışıkları açık tutmalı, aracın kapılarını açık tutmalı, aracın vitesini almalı. Yolda kaldınız, aracınız bozuldu. Ne yapacaksınız? A seçeni. Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretleyeceğiz. İşaretleme derken neyi kastediyor? Şu işte. Şunlarla işaretleyeceksin. Yine sınavda şunlar da çıkıyor. Taşıtın ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye düşürmemek için şehir içi yollarda 30 metre, şehirler arası yollarda 150 metre mesafeye reflektör koyacaksınız. Yani bunu ne, nereye koyacaksınız? Şehir içindeyse 30, şehirler arası yolda ise 150 metre mesafeye koyacaksınız. Görünecek şekilde. İşte aracınız bozulduğunda. Geçelim bunu da. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsüne hangisini yapmak zorundadır? Aydınlatmanın az olduğu yer diyor. Duraklamak, araç iş ışıkları yakmak, uzağa gösteren ışıkları yakmak, sadece park ve sis ışıklarını yakmak. Cevap nedir arkadaşlar? Tünel var aydınlatması az. O zaman uzağa gösteren ışıkları yakıyoruz. Arkadaşlar ışıklarla ilgili şurada var zaten uzağı gösterenler ne zaman yakılır yakını gösterenler ne zaman yakılır bunu siz okursunuz arkadaşlar bir de zaten uzağı gösteren ışıklar 100 metreye aydınlatıyor kısa ışıklar 50 met 25 metreye aydınlatıyor pardon kısalar 25 uzağa gösterenler 100 uzağa gösteren ışıklar mavi yanar ekranda yani gösterge panelindeki şekli mavidir yakını gösteren ışıkların rengi yeşildir unutmayın. Geçelim. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Başı sıcak su ile yıkanır. Bulantı önleyici ağrı kesici ilaçlar verilir. Normal faaliyetlerini sürdürmesine izin verilir. En az 12-24 saat hekim kontrolünde tutulur. Değerli arkadaşlar baş yaralanmaları önemlidir. Beyin kanaması sebebi oluşturabilir. Onun için bayılan daha sonra kendine gelen kişi en az 12-24 saat hekim kontrolünde tutulmalıdır. Siz doktora gidersiniz, hekim gidebilirsiniz evinize, evde takibini yapın der genelde. O şekilde oluyor. Yani herhangi bir kusma ve benzeri olay olursa geri getirindir. Eğer 12-24 saat içinde kusma falan olmazsa bir sıkıntı yoktur. Ya da baş röntgeni falan çekiyorlar. Ona göre karar veriyor doktorlar. Ama kesinlikle bu kişilere yani ilaç falan vermiyorsunuz ki bastırmayın yani bir sıkıntı varsa onu bastırmış olmayasınız diye. Geçelim. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğunda konulmaya çalışılması. Yukarıdaki verilenlerden hangisine neden olabilir? Damar ve sinir sıkışmasına, çıkığın sık sık tekrar etmesine, eklem bağlarının düzelemeyecek ölçüde tahrip olmasına. Arkadaşlar kırık çıkık burkulmalarda ne yapıyoruz? Yerine koymaya çalışmıyoruz. Eğer koymuşsanız, koymaya çalışmışsanız ne olur? Damar ve sinir sıkışması meydana gelebilir. Çıkık sık sık tekrarlayabilir. Eklem bağlar düzelmeyecek ölçüde tahrip olabilir. Ezebilirsiniz, zarar vere, zedeleyebilirsiniz. Cevap D seçeneği. Bunu da geçelim. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? Şarj sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, yağlama sistemi. Doğru cevabımız nedir burada? Tabii ki yağlama sistemidir. Yağlama sistemini kısaca göz atalım çok da uzatmadan. Şimdi yağlama sisteminin görevi nedir? Sürtünmeyi azaltıyor. Zaten yağın görevi nedir evlerde de mekanik Kapıya filan sürdüğümüzde sürtünmeyi önlemek Aşınmayı önlüyor yağ filtresi diye bir filtre var araçlarda ola şu filtredir Bu da yağı süzüyor filtreliyor Parçalardaki ısıyı alarak soğumasına yardımcı oluyor motorun Yağ lambası budur Sınavda sorarlar araç gösterge panel işaretlerinden yağ lambası Bir de yağ çubuğunu soruyorlar bu çubukta Neye yarıyormuş yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan bir çubuktur Buradakiler önemli. Yağın en önemli görevi sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı önlemek, motorun soğumasını sağlamak. Bir de parçaların ömrünü uzatmak. Bunlar aklımızda kesinlikle kalması gerekiyor. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık? Dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğunu gördükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir. Burada anahtar kelimemiz dur. Dur varsa nedir cevabımız? Bu soruyu hızlı geçeceğim çünkü defalarca anlatıyorum. Eğer dur kelimesi geçiyorsa ışıkta var ise kırmızıdır. Kırmızı olmayan ışıkları eleyelim. Bunda kırmızı var eleyemeyiz. Yeşil var ele. Sarı var ele. Ya A ya D. Neymiş? Kırmızı oklu ışık neydi? Okun bulunduğu kısma dönüş yasaktır. Peki dur işaretle yolun açık olduğunu fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık A seçeneği. Yol açık fakat önce duracaksınız, sonra bakacaksınız, sonra yolunuza devam edeceksiniz. Şurada ben size daha detaylı anlatayım aklınızda kalmayabilir. Bakın fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Ad üstünde bir defa kırmızı varsa duracaksınız. Şu lefa ile aynı anlamı taşır. Duracaksın, etrafa bakacaksınız, yol açıksa sonra geçebilirsiniz. Fakat sarı ışık nedir? Fasılalı yanıp sönen sarı ışık. Adı üstünde normal hayatta da düz sarı ışık nasıldı? Bekliyorsun. Geçiyorsun. Durmana gerek yok. Yavaşlayarak geçebilirsin. Bu da bu lefa ile bu aynı anlama taşıyor. Geçelim. Motor sikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması olası kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır. Sorumuz basit. Onun için fotoğrafını koydum buraya. Cevap A seçeneği. Kask başına takılan bir aparat biliyorsunuz. Bu da kaza anında baş yaralanmalarını en aza indirir. Geçelim. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşmadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek yerlerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğru olur? Şimdi şunlar önemli. Konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarmış, acı çekiyor, ellerini boynuna götürüyor. Şıklarımız, üçgen bandaj uygulaması, hemlik manevrası, turnike uygulaması, rentek manevrası. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız çok bariz bir şekilde hemlik manevrası yapılması gerekiyor bu kişiye. Şurada hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar tıkanma iki türlü tıkanma vardır. Bir kısmı tıkanma, iki tam tıkanma. Bunun ikisi tıkanmadır. Tıkanma nedir? Kişinin yani boğazına, nefes borusuna bir şeyler kaçmaz suretiyle oluşan durumdur. Tam tıkanmada az önceki sorumuzdaki bu. Nefes alamaz, acı çeker ellerini boynuna götür. Konuşamaz, rengi morarmıştır. Burada hemlik uygularsın. Hemliği daha sonra anlatacağız. Kısmi tıkanmada yani kısmi ad üstünde yani belli bir kısmı tıkanmış demek. Kişi öksürebilir, nefes alabilir, konuşabilir, yardım isteyebilir. Tabi o kadar rahat olmasa da bir tıkanıklık vardır kişide. Bu kişiye ne yapıyoruz? Öksürmeye teşvik ediyoruz. Yani bunun belli bir nefes alıyor ya da az da olsa konuşuyor böyle. O zaman kişiyi öksürmeye teşvik ediyoruz. Tam tıkanma hemlik, kısmi tıkanma öksürmeye teşvik edilir. Hemliği ileride anlatacağım. Onun için şimdi geçelim. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami hızı saatte kaç kilometredir? Bu 3 Cevap C. Neden C? Yolda 70 yazıyor arkadaşlar. Yani burada en fazla 70 ile girebilirsiniz. Anlamını taşıyor bu. Geçelim. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım. Doğru olanlara tik atalım. 1. Işıkla veya okla pardon şuradan başlayalım. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri. Doğru mu? Doğru. Sinyalle çıkacaksınız park yerinden. 2. Araçların veya araçların etrafını kontrol etmeleri. Araçlarının etrafını kontrol etmeleri. O da doğru. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. Doğru mu? Hayır. Kendileri duracaklar. Onları ikaz ederek yol istemeyecekler. 4. Görüş alanlar dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. O da doğru. O halde 1, 2 ve 4. B seçeneği. Biz doğru olanlar arıyorduk. Geçelim bunu da. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park etmiştir? Arkadaşlar çizgilere bakın. 1 çizgiye basmış, hatalı. 2 doğru. 3 hatalı. Hatalı olanları arıyoruz. 1 ve 3. C seçeneği. Şimdi park etme ile ilgili şunlara bakabilirsiniz İşinize yarar mutlaka zaman zaman arkadaşlar şu soruluyor bu engelli park yeri bu işareti koyup bazen manasını soruyorlar anlamını park etmek yasak duraklamak ve park etmek yasak bu da park yeri manasına geliyor zaten yukarıdaki sorumuzda da gerçi buradaki soruda yokmuş başka bir soruda vardı. Şunlar da önemli. Duraklara 15 metre mesafe otobüs duraklarına. Alt 3 geçitlere 10 metre mesafe. Park etmek yasak. Yine yaya ve okul geçitlerine de park etmek yasak. Unutmayın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuraklık, kuruluk. Arkadaşlar şokta huzursuzluk var mı? Var. Baş dönmesi okey. Bu da okey. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi şoku inceleyelim. Neymiş ne değilmiş. Şok dedi işte bu arkadaşlar. Kalp damar sisteminde yaşamsal organlara uygun oranda kanlama yapmaması durumu. Şokun belirtileri bunlar. Bunları okuyun. Şimdi arkadaşlar şokun bir de pozisyonu var o da bu. Ve ayağını 30 santim kaldıracağız. Bu 30'u da soruyorlar sınavda. Bir sınavda 30 santim gelmişti soru olarak. Bu da önemli. Arkadaşlar zaten şokun tanımını aklınızda tutamıyor olabilirsiniz. Ben şu şekilde anlatayım size. Ayakları yukarı kaldırmaktaki amacımız buradaki kanın bu bölgeye sevkini sağlamak. Bu bölgeye sevkini sağlayarak ne yapıyoruz? İşte şurada yaşamsal organlar var. Baş bölgesi yine. Yani Buradaki kanı buraya gönderiyoruz ki yaşamsal organlar daha fazla kanlansın. Kan burada daha fazla olsun diye. Neden? Çünkü yaşamsal organlarda kan azalması, yeterli oranda kanlama yapamaması durumu. Zaten şokun tanımı bu. Yani oradan da tanım aklınıza gelebilir. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? Şıklarımız karar vermek ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, kaza yapma riskinin azalması, sürüş yeteneğinin artması. Doğru cevabımız çok basit. Arkadaşlar A seçeneği beyin hücrelerini etkilemesi, refleksleri yavaşlaştı. Arkadaşlar merkezi sinir sistemindeki sinirleri yani merkez merkezdeki reflekslerimizi yavaşlattırıyor beyin etkilediği için. Dolayısıyla kontrol etme yeteneğimizi azaltıyor. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Geçelim. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisiyle aynı anlamdadır? Kırmızı ışık diyorsa... Bir defa ne yapacağız? Duracağız. Aklımıza dur gelmesi lazım. Aralıklarla yansa da, normal sabit yansa da aklımıza kırmızı ışık dediği zaman unutmayın hep dur gelsin. Bakın. Bu önemli. O zaman cevabımız A seçeneği. Bu A seçeneği. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık. Bu aralıklarla yanıp sönen sarı ışık bu girilmez defası tek yönlü yollarda olur. Bu da motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol lehasıdır. Şimdi dördünde gösterdiğimize göre bakın işte burada hasılal aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık buna tekabül ediyor. Sarı ışık da buna tekabül ediyor. Unutmayın bunu çıkar. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek, karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek, Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, kontrol etmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Şimdi bu sorularda ne yapacağız? Karayollar Genel Müdürlüğü dediği için şıkların içerisinde karayolları geçenler karayoluna aittir bakın. Bu şehir içi dediği için A seçeneği kimin belediyenin göre. Bu anlaşılsın. Şimdi burada şu şekilde bir ince detay var arkadaşlar. Her zaman karayolu geçerse de cevap karayolu olmayabilir. Bir istisnamız var burada. Genelde karayolu geçiyorsa cümlenin içerisinde karayoluna aittir. Orası. Fakat tek bir istisna var o da şu. Dikkat dedim bakın. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak. Bakın bu önemli. Eğer sınavda burada da karayolu geçiyor diye bakın hemen içinde karayolu geçiyor ya. Hop bu karayolları Genel Müdürlüğüne ait derseniz ters köşe yapar sizi şaşırtır. Onun için buna dikkat edin. Diğerleri zaten doğru olur. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? Şık şeyleri öncüller tek tek inceleyelim. Bir orta refüjde ve yol kenarına çizilen a dikilen araçların zarar görmesi. Çevreye verilen bir zarardır. Okey. 2. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazaların ulaşımı aksatması. Bu da zarardır. 3. Trafo ve elektrik direklerine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. Yani trafik direğine çarparsanız elektrik kesintisi yaşanır. Bu da bir zarardır. Kişiye ya da topluma verilen bir zarardır. 4 yakıt ve kimyasal madde, tıbbi atık ve benzeri yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zarar. Bu da çevreye verilen bir zarardır. Yine hepsi okey. Doğru cevap B seçeneği. Bunların hepsi çiv çevreye, kişiye, topluma zarar verir bu davranışlar arkadaşlar. Geçelim. Motor soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır? Motorlar soğutma sistemine göre A su ve yağ soğutmalı, B su hava soğutmalı, C yağ motorin soğutmalı, D hava ve benzin soğutmalı. Cevabımız nedir arkadaşlar? Soğutma sistemine göre tabii ki B seçeneği. Su ve hava soğutmalı motorlar olarak ikiye ayrılır motorlar. Geçelim. Görsele göre hangisinin yapılması doğru olur? 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi. 1 2 2 numaralı aracın 1 numaralı araca geçiş kolaylığı sağlamak için yolun solundaki şeride geçmesi, 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi, 1 numaralı aracın 2 numaralı aracı uyararak yavaşlatması. Hangisi doğru olur diyor. Şimdi tek tek şıkları inceleyelim okuduk. 1 numaralı aracın 2 numaralı aracı uyararak yavaşlatması. Doğru olur mu? Hayır. Çünkü bir numaralı arkadaşlar burada önce lefayı inceleyelim. Levha -lef diyorum. Lefa -e yok burası. Kontrolsüz bir kavşak. Karşılaşma var. Fakat aracın biri düz gidiyor biri dönüş yapıyor. Yol hakkı kimdedir? Tabii ki iki numaralı araçtadır. Neden? Çünkü düz gidenlerde yol hakkı. Bakın yorumlayacağız fotoğrafı. Sonra çözeceğiz soruyu. Bir numaralı aracın iki numaralı aracı dura uyararak yavaşlatması doğru olur mu? Hayır. Çünkü bir dönüyor ya önce burada yol hakkı 2'nin. Bu doğru olmaz. 2 numaralı aracın 1 numaralı araç geçtikten sonra sol şeride geçmesi. Alakası yok. 2'nin burada sol şeride geçmesinin bir mantığı yok. B seçeneği 2 numaralı aracın 1 numaralı araca geçiş kolaylığı sağlamak için solundaki şeride geçmesi. 2'nin buraya geçmesi doğru olur mu? Hayır. Bu da yanlış. A 1 numaralı aracın 2 numaralı araca geçme önceliği vermesi. Doğru mu? Doğru. Çünkü leha olmadığı halde dönüş yapıyor ya dönüş yaptığı için bu da düz gittiği için yol hakkı düz giden de yani beyaz araçta. Geçelim. Trafik işaretinin anlamı nedir? İleri mecburi yön. Giriş olmayan yol. Geçme yasağı sonu. Hız sınırlaması sonu. Genelde tek yön yollarda olur. B seçeneği yani şu yol gördüğünüz üzere bu yol tek yöndür. Muhtemelen buradan geliş vardır. Fakat buradan gidiş yasaktır. Levay buraya koyar, sen buraya giremezsindir. Geçelim. Trafik işaretinin anlamı nedir? Otoyolun sonu, sollama yasaktır, otoyolun başlangıcı giriş yasaktır. Bu nedir arkadaşlar? A seçeneği bir son. Bir defa şu çizgi son olduğunu gösteriyor. Neyin sonu? Otoyolun sonu. Şurada bakalım bunu bir detaylandıralım. Bakın bu sonu bu da başlangıcı arkadaşlar. Bak şu başlangıcı böyle bir çizgi çekersen otoyolun sonu olur. Başlangıçta ne diyor? Burada yayalar yürüyemez. Bisiklet giremez. Traktör giremez. At arabası giremez otoyolda. Otomobiller içinde hız sınırı 130'dur. Yeni geldi bu güncelleme geçen sene. Onu da unutmayalım. Verilen araçların geçiş üstünlüğü kullanmadaki doğru sıralaması. Güvenlik güçlerine ait araçlar, organ dokun nakli yapan araçlar, itfaiye araçları, benzeri acil müdahale araçlar, ambulans, özel amaçlı taşıtlarla yaralı hasta taşıyan diğer araçlar. Şimdi sıralama nasıl arkadaşlar? Önce cips kuralımız var bizim bir tane. Bunu unutmayın. Şuraya yazayım cips. Yani cips sincesi can kurtaran. Burada can kurtaran dediğimiz şey nedir? Ambulans. Önce ambulans olacak. O halde 4. 4 olmayanları eleyelim hemen. Ya C ya D'dir bir sorunun cevabı. Sonra nedir arkadaşlar? İtfaiye. Öyle mi? Hayır. Organ nakliyle dokun nakli yapan araçlar da can kurtaran sınıfına girer. Ambulans sınıfına. O zaman 2. Bakın. It, ambulans da zaten ambulans can kurtaran. Organ nakli yapan araçlar da ambulans sınıfına giriyor. Ondan sonra bu. Sonra 3 ne? 3 kez. Zaten cevabımız çıktı arkadaşlar. 3 itfaiye araçları. İtfaiye bakın itfayen neyse. P de polis. Bu da sivil savunma araçları. Can kurtaran itfaiye polis sivil savunma araçları. Şurada dikkat etmeniz gereken tuzak yer şu arkadaşlar. Ambulansı zaten bilirsiniz. En önce geçecek. Okey. Ama burada organ nakli yapan araçlar mı geçecek sonra itfaiyeler mi? Ya da güvenlik araçları mı? Bunu anlamanız gerekiyor. Bu da Organ nakli, doku nakli yapan araçlar can kurtaran sınıfındadır. Bunu unutmayın. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken hangileri doğrudur? Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri. Yani arkadaşlar bir yerden park halinden çıkıyorsan sinyalinizi vereceksiniz. Işıkla özellikle. Önemli bu doğru. Tekrar dönmeyeyim diye çözüyorum soruyu aynı zamanda. Araçların veya araçların etrafını kontrol etmeleri kesinlikle bu çok önemli arkadaşlar. Çocuk filan olabilir Allah göstermesin. Yoldan geçen araçlar ikaz ederek durdurmaları hayır bu olamaz. Görüş alan dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurulmalıdır. Eğer hiçbir şekilde görüş alanınızın dışındaysa gözcü de bulunduracaksınız. O zaman cevabımız nedir? B seçeneği 1, 2 ve 4. Yoldan gelenler ikaz etmiyorsunuz. Yol hakkı onlara aittir çünkü. Araç motorunda başlayan bir yangını yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak hangisi yapılır? Şıklara bakalım. Kaput açılır ve yangın söndürücü alevin üstüne püskürtülür. Kaput açılmadan yangın söndürücü motorun ön ve alt kısmına püskürtülür. Motora önce su dökülüp daha sonra yangın söndürücü püskürtülür. Aracın çevresinde yangın söndürücü püskürtülür. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. Kaput açılmadan neden kaput açılmadan püskürtüyoruz yangın söndürücüyü motorun ön ve üst kısmına? Şimdi arkadaşlar kaput açtığımızda alevler daha da artar. Sebebi oksijen yani hava girdiği zaman hava ateşi körükler. Dolayısıyla kaputu açmadan püskürteceğiz ön ve alt kısmına. Bunu unutmayın bu önemli bir bilgi günlük hayatta da işinize yarar. Kanun görevler arasında hangisi yer almaz? Pıhtılaşma görevi vardır. Oksijeni akciğerlerden dokulara taşır. Taşıdığı hormonlar, vitaminler, inorganik maddeler aracılığıyla hücreler, organlar arasında iletişim ve düzeni sağlar. Mikroorganizmalara karşı vücut savunmasını zayıflatır. Şimdi bakalım. Pıhtılaşma görevi var mıdır? Kanım vardır. Oksijen taşır mı? Taşır. Vitamin ve benzeri şeyler vücuda taşır mı? Taşır. Zayıflatır mı? Hayır. Bakın cümle doğru fakat zayıflatmaz, daha çok direnci arttırır. Bir kelime bakın soruyu ne hale getirdi. Kan şekeri düşen hastaya yapılması gereken müdahale nedir? Kan şekeri aletiyle şekeri ölçmek, uyutmak, acı vermek, tuz vermek. İlk yapmamız gereken şıklara göre değerlendiriyoruz. Arkadaşlar ilk yapman gereken bunlar şekerin düşüktüğünü ölçmek. Yine burada yani çok detaylı sormuyorlar ama yüzeysel soruyorlar. Fakat şunlar da bilmende gerek var. Kan şekeri düştüğünde ne yemelidir diyor. Mesela ne yapılır? Kan şekerini ölçtün. Düşük çıktığını gördün. Ne yapacakmışın? İşte bu şekil atıştırmalık filan verilebilir diyor. Bunları da unutmayın. Karayolu üzerinde bir ya da daha çok aracın karıştığı cam veya mal kaybının yaşandığı olaylara ne ad verilir? Trafik güvenliği, trafik akışı, trafik düzeni, trafik kazası. Karalı, karayolu üzerinde bir ya da birden çok aracın karşılaştığı cam ve mal kaybıyla sonuçlanan olay. Tabii ki trafik kazasını tarif ediyor bize yukarıda. Yine bu sorumuzun cevabı da D seçeneği. Geçelim. Evet bugün de bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Her gün bir video 250 soru çözmeyi unutmayın. Bir video izleyin. 250 de soru çözün. Instagram'dan da mutlaka attığım sorular ve ara ara duyurular filan atıyorum. Onları takip edin. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.